Neden bu gece buradasın? Evet, davete icabet. Gazeteci Süleyman Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Haberin Peşinde her Perşembe saat 22'de. Haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Türkiye özellikle 30 Mart 2019'da yapılan seçimlerden sonra yerel yöneticileri konuşuyor. Yerel yöneticiler içerisinde de tabii ki belediye başkanlarının yanı sıra yerel yönetimlerin demokrasiyi en temelde temsil eden muhtarlarını da konuşuyor. Biz 53 bin muhtarın Türkiye'deki 30 Mart'tan sonraki süreçte birçoğunun neler yaşadığını, yerel yöneticilerin hizmet alıp almadıklarını araştırma için 8 aya yakındır Anadolu yollarındayız. Bir önceki anonsumuzda da yine Tokat Erbaa'da olduğumuzu ifade etmiştik. Tokat Erbaa'ya bağlı güzel kasabalardan biri Gökhal'deyiz ve yine buranın 30 Mart 2019'da yeni seçilen, aslında eskimeyen bir belediye başkanı, daha önce de görev yapmış belediye başkanı olarak yeni bir belediye başkanı var. Osman Akbulut'la birlikteyiz, makamındayız, bizi kabul etti. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan, hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada yalnız bırakmadığınız için televizyon kanalımıza da sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. Biz size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yerel yöneticilerden söz açtım ama hakikaten 30 Mart'tan sonra Türkiye'de yerel yöneticiler çok konuşulur oldular. Göz önündeler. Çünkü herkes onlardan hizmet bekliyor efendim. Şimdi Tokat Erbaa ve Gökhal'deyiz. Biz sizi öncelikle çok kısa bir Türkiye'nin tanımasını istiyorum. Ben tanıyorum ama bir dönem daha yapmışsınız daha önce belediye başkanı. Osman evet. Akbulut kimdir? Çok Osman güzel. Akbulut kimdir? Osman Akbulut Gökhal kasabasında doğmuş. Uzun yıllar ilçe tarım müdürlüğünde tekniker olarak görev yaptım. 2009 mahalli seçimlerinde seçildim, belediye başkanı oldum. 2014 seçimlerini kaybettik. 2019 seçimlerinde tekrar belediye başkanı seçildim. Bu konuda halkımıza çok teşekkür ediyorum. Teveccüh gösterdiler, bizi seçtiler. Bu dönemde devam ediyoruz tekrar. Efendim hayırlı olsun. Sağ olun. 31 Mart'tan bu tarafa alacağım öncelikle ama daha önce de görev yaptığınız için biliyorsunuz kasabayı. Öncelikle buranın sosyoekonomik potansiyeli nedir? Geçim kaynağı göç veriyor mu? Evet. Tabii Türkiye'nin genel sorunu göç. Bizde de göç olayı var. Özellikle genç nüfusumuz büyük şehirlere, ilçe merkezine göç var bizde de. Ama yazın mevsimsel olarak geri dönüş var bizde. Şimdi Gökhal beldesi ilçemize 52 kilometre Erbaa'ya, Tokat'a 142 kilometre. Gökhal beldesi aynı zamanda dağınık Karadeniz yerleşimine sahip bir belde. Biz Gökhal olarak 52 yerleşim yerine sahibiz. Bu 52 yerleşim 9 mahallede birleştirildi. 9 tane mahalle muhtarımız var. Belde içerisinde 560 kilometrede yol ağımız var. Tüm bunlara ilaveten 3380 nüfusumuz var ama yazın 7500-8000 civarında da nüfusa sahibiz burada. Yazın artış gösteriyor. Evet. Efendim, ben sizden önceki şunu isterim. Birinci dönem görev yaptınız, bir dönem ara verdiniz, ikinci dönem tekrar evet. Geldiniz. İki dönem arasını, yokluğunuzdaki 5 yılı nasıl değerlendirirsiniz efendim? Yokluğumdaki 5 yılı başlı bıraktığımız projelerimiz vardı. Kapalı bir halk pazarı projemiz vardı. Çok programlı lisemizin inşaatının yapılmasıyla ilgili projemiz vardı. Kablocamız var bizim burada. Kablocamıza sondaj çalışması yapacaktık. O kaldı. Efendim
Sağlık ocağımızın personel eksiklikleri vardı. Doktor eksiğimiz var, eczane eksiğimiz var. Bunları tamamlamak üzere o 2014 seçimlerine tekrar aday oluyorduk. Seçilemedik. Geri geldiğimde bu sorunları daha da büyümüş olarak buldum. Şu anda 7 yıllık çok programlı lisemiz var. Hala kiralık binada. İnşallah geldikten sonraki süreçte projesi tekrar revize edildi. Deprem yönetmeliği değiştiği için. Bu arada da ihale aşamasına getirdik inşallah lisemizi. Diğer konu, sağlık ocağımız biraz doktorsuz kaldı uzun zaman. Haftada 2 gün nöbetleşe bir doktor istihdamı sağlandı. Şimdi doktor atamamız da yapıldı. Bu aşamadan sonra acil olarak bir mobil eczanenin açılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Mesire ve doğal güzellik açısından bir düden gölümüz var bizim. Buraya muhtelif defalar Orman Bakanlığı'na müracaatımız olmasına rağmen bize tahsis edilmesiyle ilgili Milli Parklar Genel Müdürlüğü uygun görmedi. Ama biz yine ısrarcıyız. Buranın mutlaka hayata geçirilmesi lazım. Özellikle yazın insanların nefes alacağı çok doğal ve güzel bir ortamı var. Buraya bazı projelerimiz var kafamızda tabii. Yerli turist çekme adına bu bahsettiğiniz. Yerli turist, bir de günübirlik gezi turları düzenlenerek bölgemizi daha aktif hale getirmenin yollarını arıyoruz. Sayın Okbulut, biz belediye başkanının temel görevleri var, onu sormayacağım. Altyapı, yol, su, mutlaka bu sorunlar vardır, devam edecektir ama ben şunu sormak istiyorum. Bir belediye başkanı görev yaptı kasabaya da belediyeye katma değer yaratabilecek hamleleri, girişimleri, yatırımları var mı? Sizin böyle bir hamleniz, projeniz var mı? Evet, biz ağırlıklı olarak tarıma dayalı bir politika izliyoruz. Kendim de tarımcı olmamdan ötürü. Özellikle bizim bölgemiz uzun yıllar fındık tarımıyla iştigal ediyor. Ancak biz bu Karadeniz bölgesinin almış olduğu fındık desteklerini alamıyorduk. 2015 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla bu iş, hakkı elde ettik. Biz şimdi 3 dönemdir fındık desteklemelerini Karadeniz bölgesindeki çiftçiler gibi alıyoruz. Fındık olayında diğer bir adım neydi? Pazar sorunuydu. İnsanların elinde kalmıyordu ama değerinde gitmiyordu. Bu yıl ilk defa Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Erbaa'da şubesini açtık. Orada alımlar gerçekleşti. Hükümetimizin erken kararıyla, fiyat açıklamasıyla da denge oluştu. Tüccarla devlet arasındaki alımlar bir dengeye oturdu. Bizzat Ordu'dan tüccarlarımız buraya tırlarla gelerek ayağında alım yapıp peşin parayla bu sirkülasyonu döndürdük. Bu çok büyük bir olay oldu bu sene. Diğer taraftan Tokat Valimizin Sayın Doktor Ozan Bağcı Bey'in destekleriyle önümüzdeki 2020 yılında 100 dönüme yakın bir çilek tesisleri yapacağız. Bunun fidesini, mas naylonunu ve damlama sulama sistemlerini bize verecekler. Biz de çiftçilerimize dağıtacağız. Buna da büyük bir talep var. Zaten Gökhan uzun yıllar çilek tarımına aşina bir belde. Bu sene de 14. çilek şenliğini yaptı. Hayırlı olsun, bir şenlik yapmışsınız. Evet. O yüzden biz çileğe aşinayız. Tarımını biliyoruz. İddialısınız çilekte, evet, öyle değil. İddialıyız. Evet. İnşallah coğrafi olarak patentini de alacağız. Böylece sürüp gidecek. Diğer taraftan yerli hayvanlarımızın ıslahıyla ilgili tabi tohumlama yoluyla boğa teminine gideceğiz. Suni tohumlama uzak olması nedeniyle bazen olumlu sonuçlar vermedi bizde. Tutanlar olmuyor mu? Oluyor tabi ama tabi tohumlamada daha iyi bir sonuç alacağımızı tahmin ediyorum. Onunla ilgili girişimlerimiz var. Küçük aile işletmelerine mesela bu sanen keçileri var. O keçilerden 3'er 5'er dağıtarak böyle herkesin hayvansal ihtiyacını karşılayabileceği süttür, yoğurttur. Bununla ilgili vakıfa müracaatlarımız. Kaynağı vakıf mı? Evet, sadece kaynaktan vakıf kaynağını kullanayım istiyorum yani. Buna benzer var tabii bir hayli projelerimiz var. Diğer doğal olarak çıkan bir sıcak suyumuz var. Maden tetkik arama mühendislerimizin ta önceki dönemde yaptırdığım tetkikleri devam ediyordu. Son olarak şu aşamaya getirdik onu da, sondaj yapacağımız sahanın
nokta olarak belirlenmesiyle ilgili bu aradaki çalışmamız bu yönde. Saha sizin alanda mı oldu? Evet. Tespit ettim. Dolayısıyla bu sıcak su kaynağını da gün yüzüne çıkarırsak bura daha farklı bir şeylere doğru götüreceğiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan'a verdiği ayrıntılı bilgiler için. Bir başkan bulunduğu kasabaya, ilçeye, yöreye, beldeye, yerel yönetime bir şeyler katmalı. Adaylardan bir tanesi Sayın Akbulut, Osman Akbulut Gökali gerçekten dönüştürmeye aday. Biz bunu gördük ilk kez tanıştık ama son ilave edeceğiz bir şey. İlave edeceğim bir konu var. Biliyorsunuz biz Tokat, Samsun, Ordu üçgenindeyiz. Evet. Samsun bize burada çok yakın. Komşu ilçemiz Ayvacık var. Hasanoğlu Barajı bizim topraklarımızın belli bir bölümünü işgal ediyor zaten. Suları bize kadar geliyor. Biz buradan Karadeniz'e feribot marifetiyle geçip gidiyoruz. Ancak bizim bölgemizin bu vadinin daha sağlıklı bir yola kavuşması gerekiyor. Bu yol ya karayolu standartında olması lazım ya da barajın üstüne bir köprü istiyoruz. En çok aradığımız konulardan birisi de bu. Özellikle kış sezonu bizde çetin geçiyor burada. Tokat'ın hiçbir yerinde 2-3 ay kış mücadelesi olmaz ama biz burada yapıyoruz. Bununla ilgili de gerekli kamuoyu desteğini sağlamaya çalışıyoruz. Bir de biz özel idare destekli bu bizim gibi belediyelere mutlaka özel idarenin kaynaklarının da aktarılması lazım. Müşterek çalışmamız lazım. Bu küçük belediyelerin bunun altından kalkması çok zor. Diğer bir konu, bu aile hekimliğine geçtikten sonra bizim gibi kırsaldaki sağlık ocakları veya aile hekimlikleri önceden doktorlarımızın bir eczane dolabı açma yetkisi vardı. Bu yetki kaldırıldı. Dolayısıyla aile hekimlerinden alındığı için şimdi eczane, mobil eczane açma yöntemine gideceğiz. Kırsaldaki bu doktorlarımıza Sağlık Bakanlığı'nın tekrar bu konuyu yetkilendirme adına bu doktorlarımıza bu yetkinin verilmesi gerekiyor bana göre. Niye? Şimdi eczane açma farklı bir olay. Ama doktorun motorunda bir eczane dolabı olursa daha kolay. Halka ulaşması daha basit. Doktor reçeteyi yazıyor, biz Erbaa'dan getiriyoruz mesela şeyde. Bir eczaneniz yok sizin. Yok. 3500 nüfus var resmi kayıtlarda. Eczane yok. Yani 4000'e yakın diyelim ama gerçekten ama yazın daha dramatik bir durum. Evet. Yazın 3 katında çıkıyor. 7000, 8000 oluyor. Tabii. Biz eczane, Sağlık Bakanlığı bir eczacıyı buraya gönderemiyor veya gönderemiyor. Şey yapmıyor. Mevzuat geliyor. Ama bence en kesin çözüm sağlık ocağı dönemindeki doktorlara verilen yetki vardı. Eczane dolabı açma yetkisi. Bu aile hekimlerine de vermesi lazım o yetkiyi ki eczanesiz kalmayalım biz. Evet. Özellikle bu Karadeniz bölgesindeki kırsaldaki aile hekimlerinin en büyük sorunu bu. Eczane, ilaç, tedariki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan Osman Akkuta, Gökal Belediye Başkanı hakikaten son bölümde ilave ettiği köprü konusu Karadeniz'in kilit noktasında oluşan Tokat, Samsun, Ordu üçgenindeki Gökal'in Hasanoğlu Barajı üzerinden bu bölge, bu havza ya da bu bölgedeki sirkülasyonun daha yakın olan Samsun'la sağlanması adına bir karayolu istemeleri, hakları, belki de bir köprü mutlaka olmazsa olmaz ihtiyaçlar. Efendim teşekkür ediyoruz Sayın Başkan'a. Evet, Erbaa, Tokat'tan seslendik. Anadolu'nun yükselen yıldızı diye değerlendiriyorum bu bölgeyi. Çileğin merkezi burası aynı zamanda. Fındığın merkezi. Fındığın, çileğin ve insanın merkezi. Evet. Gerçekten çok misafirperver ve paylaşımcı, duygusal ve çok böyle çalışkan insanlar. Ben bir sonraki konu ve konuklarla görüşmek ümidiyle. Şimdi biz Gökalı Başkanım'ı konuşturduk ama Gökalı'nın sokaklarına inmeliyiz. Oradaki insanların da rengini almalıyız. Onlara da mikrofon uzatacağız diyorum. Görüşmek ümidiyle Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şey var. Efendim Gökalin Karalibat Gören dere yatağında, öyle diyorum artık Sayın Başkan, burada dere yatağı geçiyor. Hemen hemen her yıl başkanım ifade etti, burada bu sel doğal felaket yaşanıyor. Bunun önüne geçilmesinin yolu da tabii ki
devlet su işlerinin kalıcı çözüm bulması, dere ısrar anlamında buraya bir duvar gerekiyor olacak. Sokak Gökhal, Gökhal değil mi efendim? Gökhal. Gökhal, özür diliyorum. Erbaa Gökhal'dayız ve başkanım Osman Akbulut'la sokağa indik. Geçen yıl 23 Ağustos. 23 Ağustos. Bu sene 23 Ağustos'taki doğal yağıştan sonra zarar gören bölge Sehpel'e gitti. Görüyorsunuz. Buraya ne yapıyorsun şimdi, şu anda? Şimdi şuradan bu taraf Ordu'ya ait. Karşı taraf Ordu'ya ait. Evet, bu taraf Tokat Erbaa. Evet. Şimdi bu kargı çayı taştı. Evet. Bizim buradaki ihata duvarımız var. Set dediğimiz. Evet. Seti parçaladı. Şimdi biz istiyoruz ki 23 Ağustos'tan bugüne kadar devlet su işleri, Allah razı olsun teşkilata, buraya malzeme getirdiler, makine getirdiler, bu şekle soktular. Dere yatağı genişledi, bizi rahatlattı. Ama biz istiyoruz, her yıl burada bu şeyi görüyoruz, tahribatı. Tahribatı görüyoruz, sel tahribatını. Bizim bu Gökhal beldesinin sürekli tabii afetler kapsamında değerlendirilmesi lazım. Afet kapsamına alınmalı artık evet. Burası. Peki, evet. Çünkü her yıl neredeyse hemen her yıl bu zarar, maddi zarar yaşanıyor. İnşallah can kaybı hiç yaşanmasını artı, istiyoruz. Afet bölgesine alınması, bir de bizim gibi böyle dağınık beldelerin yerinde değerlendirilerek ödenenin ona göre ayrı bir kaynak yani. Yaratılması evet. Kanun doğal. Kanun teklifini verirler sayın milletvekillerimiz. Nasıl bir yol izlenecekse mutlaka değerlendirilmesi. Çünkü demin de söyledim, 560 kilometre yol ağımız var bizim. Çok kolay küçük, değil. Yok, küçük bir beldenin bu kadar geniş bir coğrafyayı idare etmesi kolay değil. Evet. Efendim Gökhal'deyiz. Biraz önce Sayın Başkan Akbulut'la gerçekleştirdiğimiz röportaj içerisinde Gökhal'in sokaklarına inip vatandaşa mikrofon uzatacağız demiştik. Evet, sokağın birindeki kıraathanedeyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Osman Sezgin. Kaç yıldır burada yaşıyorsun? 94'ten beri buradayım. 94'ten beri buradasın. Buranın, Gökhal'in sence en büyük eksikliği ne? En büyük eksikliği yol, okul, lisemizde, yani lisede özel kiralama duruyor okul. Osman Başkanım bir çiçeğini açtı. Okulumuz hala binası yapılacak. Evet. Bir sorun daha olsun evet. Size. Uzun yıllar burada yaşıyoruz. Şimdi evet, Osman Bey bir dönem ara verdi. Kaybedici tekrar geldi. Evet hocam. Ve dedi ki gerçekten kaybedilen bir 5 yıl var ortada. Siz buna katılıyor musunuz? Katılıyorum. Hizmet anlamında. Hizmet anlamında katılıyorum hocam. Peki Osman Başkan'ı toparlayabilir mi? İnşallah toparlayacağını ümit ediyorum. Toparlayamazsa yine biz 5 yıl sonra burada olacağız ve soracağız. Aynen hocam. Teşekkür ediyorum. Hem sizi tanıyalım. İsmim Mehmet Bey. Mehmet Bey ne iş yapıyoruz? Ben kuyruğum, çiftçiyim. Peki güzel. Şimdi aynı soruyu sormayacağım size. O beyefendiye sordum. Buranın öncelikli ihtiyaçlar arasında aslında kışın özellikle Samsun'a gidiş geliş evet. Karayolu ihtiyacı evet. Olduğunu söyledi Sayın Başkan. Siz buna katılıyor musunuz? Doğrudur. Hem de yapılması gereken köprü veya bir karayolu. Aslında 3500 nüfuslu bir kasaba. Birçok evet. İlçeden büyük. Türkiye'de 8-10 ilçenin büyüksünüz. Buranın bir sağlık ocağı yok. Doktoru tek dedi başkanım. Evet. Sağlık Bakanlığı'na seslenelim mi? Seslenelim tabii. Aile hekimliği evet, gerekli hizmeti veremiyor. Yeterli hizmeti veremiyor. Hastane dar geliyor. İlaç şudur budur, eczane. Sıkıntımız var. Belediye Başkanı Osman Akbulut'la gerçekleştirdiğimiz röportajın sonuna geldik. İhtiyaçlar sonsuz. Evet, tabii ki her geçen gün artıyor ama artan ihtiyaçlara da doğru cevap verme adına Başkan çok saygın bir üslupla isteklerini yerine getiriyor. Vatandaşlara mikrofonu uzattık. Onlar da başkanı doğruladılar. Ümit ediyoruz ki gelişmekte olan Gökhal'in sesi Türkiye'de yankı bulur, doğru yere ulaşır ve kırsaldaki bu yaşamı destekleme adına bürokratlarla teknokratlar buraya eğilirler diyoruz. Sayın Başkan çok teşekkür biz ediyoruz. Teşekkür onu ediyoruz. Saygı ve sevgiyle kalın. Biz çok teşekkür ediyorum. Hepinize de gördüğünüz için ayrıca teşekkür ediyorum.